Bismillahirrahmanirrahim. Futohat-ı Mekkiye 11. sıfır 78. kısım verilerin sınıflarından devam ediyoruz. Velilerden bir grup ise erkek kadın müminlerdir. Allah onları imanları nedeniyle dost edinmiştir. İman söz, davranış ve inanç demektir. Hakikati ise dil ve din bakımından inanmaktır. Bu ise dil bakımından olmasa da dil ve sözde gerçekleşir. Mümin sözü ve davranışı söylediğiyle ilgili inancına uygun düşen kişidir. Bu nedenle Allah müminler hakkında onların nuru önlerinde ve sağlarındadır buyurur. Allah daha önce yapmış oldukları Allah katında bulunan iyi amelleri kasteder. Onlar Allah'ın mağfiret ve büyük ecir vaat ettiği kimselerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mümin malları ve canları hakkında insanların kendinden emin olduğu kişidir buyurur. Başka bir hadiste ise mümin komşusunun sıkıntısından emin olduğu kimsedir der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin ya da Müslümanı ayırmamış insanlar ve sınırlama olmaksızın komşu demiştir. Halbuki Müslümandan söz ederken Müslümanların güvende olmalarını söylemiş. Birini genel, diğerini özel zikretmekle mümini ayırt etmiştir. Buradan imanın özel bir nitelik sahibi olduğunu anladık. Bu özel nitelik iman ve bilgiyi ayırt, edebilme, ayırt edebilmemiz için delil olmaksızın doğrulamaktır. Bilmelisin ki Allah ehline göre bu yoldaki kullanımında müminin iki belirtisi vardır. Bir insanda o iki belirti bulunduğunda müminlerden olur. Birincisi kuşku taşımamak hususunda görünmeyenin görünen haline gelmesidir. İmanla ilgili bir konuyu müşahede eden de ortaya çıkan izler ona iman eden kimsede de aynı ile ortaya çıkar. Böyle bir insanın gaybe iman ettiği bilinir. İkincisi ise kendisinden bütün aleme bir emniyet ve güvenin yayılmasıdır. Böylece insanlar malları, canları, aileleri hakkında ondan kesin olarak güven içindedirler. Bu güvene bu şahıstan kaynaklanan kendileri hakkındaki bir itham zarar vermediği gibi nefsler de onun güveninden zarar görmez. Böyle bir insan hakkında mümin diye tanıklık yapılabilir. Kul bu iki niteliği kendinde bulamadığında kendisini müminler arasında katmamalıdır. Öyleyse iman ancak belirttiğimiz anlamda olabilir. Velilerden bir grup Allah'a istekle itaat eden kanit erkekler ve kadınlardır. Allah onları itaatkarlıklarıyla dost edinmiştir. Bu emredilen ve yasaklanan her konuda Allah'a itaattir. Böyle bir şey ise şeriatlar indikten sonra gerçekleşebilir. Şeriatların inişinden önce meydana gelen itaat ya da ibadet diye isimlendirilemez. Böyle bir şey iyilik, güzel ahlak ve yapılması güzel şey diye isimlendirilir. Allahu Teala Allah için dua ediniz başka bir ifadeyle ona itaatkar olunuz demiş ve kendisine itaat edilmesini emretmiştir. Başka bir ayette ise itaat eden erkek ve kadınlar buyurur. Başka bir ayette ise yeryüzüne salih kullar varis olur buyurur. Salih insanın yeryüzünden tevarüs ettiği şey yani varisçiliği gökle birlikte kendisine gelin denildiğinde gökle birlikte gönülce, gönüllüce gelmesidir. allah Teala göğe ve yere isteyerek ya da zorla gelin dediğinde her ikisi de isteyerek geldik demiştir. Bunlar Allah'a itaat hususunda yeryüzünün varisi olmuştur ve kunut yani gönülle itaat anlamında denilen şey de budur. Çünkü Allah'a secde edenler iki kısmı ayrılır. Bir kısmı gönüllü secde ederken bir kısmı zorla secde eder. Ayette geçen kunut yani itaat sahipleri gönüllü secde edenlerdir. Onların Allah'a itaat ve kunutlarını yani gönüllü itaatini tahsisleri al hakkın onlar için aynı konumda ve dengede olmasından kaynaklanır. Allah şöyle buyurur, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Kutsi hadiste ise bana bir karış gelene bir arşın yaklaşırım buyurur. Kul, hak ile olduğu sürece Allah'la kuluyla beraberdir. Bir gün, El-Hac Müdevver Yusuf el-STG denilen salih bir kulla bir dilenciye denk geldik. Yanımdaki arkadaşım kendisini bütünüyle Allah'a vermiş, ve vasileti nurlanmış ümmi insanlardandı. Dilenci şöyle diyordu. Bana Allah rızası için bir şey verecek var mı? Bir adam yanındaki para kesesini açmış, küçük bir parça dirhem aramış, en sonunda bulmuş ve dilenciye uzatmış. Salih adam ise ona bakıyordu. Ardından bana döndü ve şöyle dedi. Ey falan, bu dirhemi veren adamın neyi aradığını biliyor musun? Hayır dedim. Allah katındaki değerini arıyor dedi. Çünkü Allah'ın rızası için dilenciye bir şey veriyor dilenciye verdiği kadar Allah'ın katında değeri vardır. Fakat bize göre istekle Allah'a itaat eden kişi kanit yani kunut, Allah'ın kulu olması yönünden ibadet etmelidir. Yoksa Allah'ın itaat edenlere vaat ettiği sevap ve ecri elde etmek için itaat etmemelidir. Böyle biri için gerçekleşen ecir ise onun istekle itaat etmesini sağlayan hal bakımından değil, talep ettiği amel bakımından gelir. allah Teala peygamberin eşlerinden secde edenler, secde edenler hakkında şöyle buyurur. Onlardan kim istekli Allah'a itaat eder ve iyilik yaparsa ödüllerini veririz. Ödül kadınların yapmış olduğu salih amele aittir ve bu ödül Allahu Teala'nın haklarında söylemiş olduğu Ey peygamberin hanımları! Kim sizden açık bir kötülük yaparsa onun azabı iki katıdır ayetinin karşılığında iki kattır. Bu Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem üstün konumu ve çirkin davranış yapmanın ağırlığından kaynaklanır. Bu nedenle ödülleri de katmerleşmiştir. Bu ödül onların yaptığı salih amel ve peygamberin konumundan kaynaklanır. Öyleyse kunut yani istekle itaat ödülden soyutlanmıştır. Çünkü o ödülden daha büyüktür. Kunut yükümlülüğe bağlı değildir. Sadece hakikat onu talep eder ve o ve o dünya ve ahirette kula eşlik eden bir haldir. Bu nedenle dünya ve ahirette Allah göklerde ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelir buyurur. Kast edilen kıyamet günüdür. Öyleyse yükümlülük aleminde kunut kullukla beraberdir. Ödülle beraber değildir. İşte istenilen kunut budur. Hak kendisine itaat ederken kulunu bu itaate neyin sevk ettiğine bakar. Bu nedenle Allah, Allah için ibadet yapınız diye emretmiştir. Burada itaatin sebebi olarak ecri dile getirmediği gibi kunutu da ancak kendisinden dolayı yapmayı emretmiştir. Başka bir nedenden dolayı değil. İşte Allah'a istekle itaat eden erkek ve kadınlar yani kanit ve kaniteler bunlardır. Velilerden bir grup ise doğru sözlü ve doğru halli erkek yani sadikun ve kadınlardır yani sadikattır. Allah onların hepsinden razı olsun. Onları söz ve hallerindeki doğruluk nedeniyle dost edinmiştir. Allah Allah'a verdikleri sözde doğru olanlar demiştir. Bu hallerin doğruluğundan kaynaklanır. Sözdeki doğruluk ise malum, malum olduğu üzere verilen haberin doğru olmasıdır. Halin doğruluğu başlangıçta yerine getirilen şeydir ve vefanın zirvesidir. Çünkü bu davranış nefsi ağır gelir. Öyleyse hal ve vefada doğruluk güçlü ve kuvvetli kimselerden, özellikle sözde böyle olanlardan meydana gelebilir. Çünkü bir insan P harfiyle dile getirdiği bir söz aktarırken P'nin yerine Vav wow harfini koyduğunda bu gruptan sayılmazsın. Bu makamın ne kadar güçlü ve sırlı olduğuna dikkat ediniz. Bir haberi anlam bakımından aktardığında onu anlam bakımından aktardığını söylemelisin. Bu durumda dinleyenin nezdinde anlamca aktarman yönüyle doğru sözde olurken aktardığını aktarman bakımından doğru sözü de isimlendirilemezsin. Çünkü aktarımda bulunduğun kişinin sözünü aktarmamışsındır. Yalancı diye de isimlendirilemezsin. Çünkü dinleyene sadece anlamı aktardığını bildirdin. Böyle bir durumda dinleyene rivayette bulunduğun kişinin anlayışını değil, kendi aktardığını bildirmiş olursun. Öyleyse peygamberden ya da sözün ait olduğun kimseden değil, kendi anlayışına aktarman yönüyle dinleyen nezdinde doğru sözlü sayılırsın. Bu noktada doğru sözlülük güçtür ve insanların çok azı bunun hakkını verebilir. Bunun yegane istisnası dinleyiciye sözü anlam bakımından aktardığını bildiren kişidir. Böyle bir insan yükümlülükten kurtulur. Haldeki doğruluk daha kolaydır. Ne var ki o? Nefslere çetin gelir. Çünkü o kendisine söz verdiği kimse de sözleşmesini yerine getirmeye gerektirir. Allah cezayı doğruluğa ve onu istemeye bitiştirmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah doğru sözlüleri doğrulukları nedeniyle ödüllendirir. Fakat bu onlara doğrulukları sorulduktan sonradır. Doğru söyledikleri sabit olunca Allah da kendilerini ödüllendirir. Ödülleri ise kendilerine vaat ettiği şeydeki doğruluğudur. Başka bir ifadeyle doğruluğun karşılığı ilahi doğruluktur. Amel ve sözün doğruluğunun karşılığı o amel ve sözün gereği olan karşılığına göre verilir. İşte karşılığın anlamı budur. Doğruluğun sorulmasına gelirsek doğruluk onlara izafe edilmesi bakımından sorulacaktır. Allah onların doğruluklarından demiş, doğruluk dememiştir. Doğruluk sorulduğunda doğru sözlü insana doğru sözlülüğü yani kendisine değil Rabbine izafe eder ve bunda da dürüst olursa itirazdan kurtulur. Doğruluğu Rabbine izafe etmesindeki doğruluğu dünya hayatında doğru söylemesinin Allah'tan meydana gelmesidir. Çünkü doğru sözlüğü Allah'tır ve şu ayetin hükmü budur. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur. Kuvvet Allah'a ait olduğunda ki kuvvet doğruluk demektir. Onun kula izafesi onda yaratılması ve bil fiil bulunması yönündendir. Hak, insana doğruluğunu sorup da dünyada sözünde ve fiilinde doğru ise bu doğruluğun Allah sayesinde kendinden ortaya çıktığını söylediğinde soruya verdiği cevapta da doğru söylemiş olur. Bu cevap orada Allah nezdinde kendisine yarar sağlar. Doğru sözlerle haşredilir ve doğruluğu kanıtlanmış olur. Bu husus doğruluk makamının içerdiği en kapalı konulardan biridir ve pek çok yanlışlık burada ortaya çıkmıştır. Böyle ki, mürit ya da arif içinde gerçekleşmiş bir anlamı ifade eden bir söz söyler. Bu ibarenin gücünde ise o anlama delalet etme gücü olduğu kadar o vakitte gerçekleşenlerden daha üstün başka anlamlara delalet etme gücü de vardır. Sonra aynı şahsa başka bir zaman lafzın genel anlamından kapalı bir anlam parıldar. Bu ise daha önce dile getirdiği anlamdan daha güzel, ince ve üstündür. Bu sözü açıklaması istenildiğinde ise ilk lafzıyla değil ikinci halde ortaya çıkan anlamına göre açıklar. Bu durumda ise ilk ortaya koyuşu bakımından yalancı sözün daraletinde doğru sözlü sayılır. Doğru sözlü şöyle der. Bana bir anlam göründü ben onu bu ibareyle ifade ettim ya da onu bir ibareye giydirdim. Sonra bu ibarenin medulüne baktığımda kendisinden daha üstün bir anlam parıldadı. Ben de ikinci halde birinci sözü bıraktım. Arif bundan başka bir şey söylemez. Bu hal nefslerin gizli başkanlık duygusu ve dünyada yükseklik arzusundan kaynaklanır. Halbuki Allah yeryüzünde yükselmek isteyenleri kınamıştır. Arif bu tehlikeden uzaklaşmak içinde bulunan bir anlamı mana, yani manayı dile getirmek isterken doğru sözlü olmak istiyorsa dile getirirken lafzını içerdiği ve Allah'ın bilgisinde bulunan bütün anlamları Allah'tan aktardığını aklında tutmalıdır. Lafzın içerdiği anlamlardan biri de kendisi için gerçekleşen anlamdır. Bunu aklında tutup Allah'ın kendisine ihsan ettiği lafzın gösterdiği anlamlardan biri parıldadığında onu açıklarken doğru sözde olur. Çünkü bu anlamı genel ve belirsiz bir şekilde açıklamak istemişti. Çünkü o Allah'ın bilgisinde bu sözün tam olarak neye delalet ettiğini bilemez. Böyle bir sözü her defasında aklında tutmak insanı etkisi altına alan gaflet ve yanılma nedeniyle de güçtür. Öyleyse insan kendisini öyle bir düşünceye alıştırmalıdır. Böyle bir düşünce murakabe ve hak karşısındaki huzur haline halini sürdürmede yararlıdır. Yolumuzun mensuplarının büyük kısmı doğru sözlü insanların dikkatini çektiğim bu hususların farkında değildir. Çünkü onlar bunun anlamını tam olarak incelememiştir. Bazen onun bir şüphe olduğunu zannederek kendisinden kaçmışlardır. Halbuki gerçek öyle değildir. Bilakis o Allah karşısında insanın edebinin ve saygısının zirvesidir. Çünkü bu durumda insan Allah'ın bilgisindeki şeyi ifade etmektedir. İşte bu kendisini kullanan kimse için bu hastalığa yarar sağlayan ilaçlardandır. Allah bizi ve dinleyenleri, onu ve benzerlerini kullanmada başarılı etsin. Amin. Velilerden bir grup sabreden erkek ve kadınlardır. Allah onları sabırları nedeniyle dost edinmiştir. Onlar Allah karşısında herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın nefslerini tutmuş. Allah da bu davranışlarının karşılığını zaman sınırlaması olmaksızın vermiştir. Allah sabredenlerin ödülleri hesapsız verilecektir buyurarak onlar adına bir vakit belirlememiştir. Çünkü onlar sabrederken bir vakit belirlememişti ve onların sabırları sabrın gerektirdiği bütün mertebeleri içermiştir. O halde onlar nefslerini emredilen şeyi yapmaya hapsettikleri gibi yapılması yasaklanmış şey yapmamak için de hapsetmişlerdir. Onlar bir vakit belirlemediği için ücrette de bir vakit belirlenmemiştir. Onlar bela ve sıkıntılar kendilerine ulaştığında bu belayı kaldırmak için başkasının duası ya da şefaati ya da bela düzelmesi tıbba bağlı bir hastalık olduğunda tıp gibi bir yöntemle giderilmesinde Allah'tan başkasından yardım istemekten kendilerini geri tutmuşlardır sıkıntıları kendilerinden kaldırması için Allah'a şikayette bulunmak ise sabra zarar vermez. Dikkat ediniz, Eyüp peygamber kendisine ulaşan belayı kaldırmasını Rabbinden istemişti. Bana zarar temas etti, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Yani bana zarar ulaştı, böylece Eyüp Rabbine şikayette bulunarak şöyle demişti. Merhametlilerin en merhametlisisin. Bu ifade sebeplerin ortaya konuluşunu kabul etmek anlamına gelir ve belayı kaldırması hususunda Rabbine şikayette bulunmaktadır. Rabbi de onun duasını kabul etmiş, içinde bulunduğu güçlüğü kaldırmış. Biz onun duasını kabul ettik ayetiyle de duasının belanın kaldırılmasıyla ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Allah onun çektiği sıkıntıyı ortadan kaldırmış olsa bile onun sabrını övmüş, bu konuda tanıklık etmiş ve şöyle buyurmuştur. Biz onu sabreden olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O bize çok yönelirdi. Yani kendisini sınadığımız hususta daima bize yönelirdi. Allah Eyüp'ü kulluğu nedeniyle de övmüştür. Zararın kaldırılışında ve belanın aşılmasında Allah'a dua etmek bu yolda hedeflenmiş meşru sabırla çelişseydi Allah Eyüp'ü sabreden diye övmezdi. Halbuki Allah onu sabırla övmüştür. Kulun kendisine ulaşan belayı kaldırmada Allah'a dua etmemesi bize göre Allah karşısında bir saygısızlıktır. Çünkü böyle bir davranışta insanın bulduğu sabır ve güç karşılığında ilahi kahra karşı koyma korkusu, kokusu vardır. Arif şöyle der, ağlayayım diye beni acıktırdı. Arif sabır gücünü kendisinde bulsa bile zayıflık, kulluk ve saygı mertebesine koşar. Çünkü bütün güç Allah'a aittir. Bu nedenle kendisine ulaşan bir belayı kaldırmasını Rabbinden ister ya da belanın gerçekleşme imkanı varsa Kendisini ondan korum, korumasını ister. Böyle bir davranış kadere razı olmayla çelişmez. Çünkü bela kaza değil, takdir edilen şeydir. Böyle bir insan kadere razı olurken kaderin gereği olan şeyin karşılığında Rabbine dua eder. Bu durumda ise hem razı olan hem de sabreden olur. İşte bunlar Allah'ın kendilerini övdüğü sabredenlerdir. Velilerden bir grup ise huşu sahibi kadınlar ve erkeklerdir. Allah, onları kendilerine zelil eden, kulluktan kaynaklanan huşu nedeniyle dost edinmiştir. Bu korkunun nedeni dünya hayatında Rabbin kalplerindeki otoritesidir. Onlar Allah'ın o esnada kalplerinde yarattığı gizli bir uçtan hakka bakarlar. Söz konusu uç, onu algılayabilecek herkesin algısından gezidir. Hatta bu bakışlarını kendileri de değil, sadece Allah anlayabilir. Dünya hayatında bu durumdaki bir erkek ya da kadın Allah'tan huşu eden kişidir. Bu nedenle huşu bir açıdan kunuta yani istekle Allah'a itaate benzer. Şu var ki kunutta şart olan ilahi emir iken huşuda şart zattan kaynaklanan tecellidir. Her iki nitelikte kuldan kaynaklanır. O halde bunları ancak kulluğu ve kulluk duygusu halis olan kimse yerine getirebilir. Huşunun organlardaki hareketler onlarladır. Ortaya çıkan bir hali varken kalplerde gizli bir hali de vardır. Böylece huşu dışta dinginlik meydana getirirken içte bir sebat meydana getirir. Kunut ise dışta emirlerin geriye olan hareket ve duranlığı ortaya çıkartır. Kunut sahibi bir de huşu sahibi olduğunda emir hareket etmeyi gerektirdiğinde bile zorunlu olarak duranlıkta hareket eder. Böylece kunut içte nefeslerden daha gizli bir takım değişmeler oluşturur. Bu değişmeler batın aleminde ortaya çıkan ilahi emirlere göre ardışıktır. Batında kunut halindeki kuşu sahibi kendilerini kuşu, huşu sahibine görünen halinden çıkartmayacak şekilde kalbe gelen emirleri kabul edici olarak sabit halde durur. Kuşu ve kunut Allah'ın başarıya erdirdiği kullarındaki iki kardeş haldir. Velilerden bir grupta sadaka veren kadınlar ve erkeklerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Allah varisleri yaptığı mallardan başkalarının muhtaç olduğu şeyleri cömertçe versinler diye onları cömertliğiyle dost edinmiştir. Onlar kendisiyle zengin oldukları için Allah yarattıklarını kendilerine muhtaç etti. Binaenaleyh güzel sözde sadakadır. Onlar çalışmak için değil, vermek için çalışan kimselerdir. Bu durum onların bu konuda yani hak tarafından zorlandıklarına delildir. Onlar bu cömertliğin kendilerine değil, Allah'a ait olduğuna bakar ve sahip oldukları şeyler hususunda bir iddiada bulunmazlar. Dolayısıyla insanlara ya da hayvan veya beslenen bir şey gibi Allah'ın herhangi bir yarattığı şeye ulaştırdıkları nimeti başa kalkmazlar. Onlar sadece ellerindeki bir emanete hak sahibine ulaştırmaktadırlar. Verdikleri nedeniyle de başkalarına iyilik yaptıklarını düşünmezler. Bu hal ile övünmezler. Sadece bunu sürekli yapar ve onu düstur edinirler. Bu nitelikte tarifler iki kısımdır. Bir kısmı verdiği şeyin kimin hakkı olduğunu da görerek verir. Çünkü Allah yararlanılan şeylere kendi için yaratmadı. Yaratmış olduklarını yarattıkları için yarattı. Hak edişin anlamı budur. Diğer sınıf ise nimeti yaratanın seçiminde özgür olduğunu müşahede eder. Onlar bütün halkın sadece Allah'a kulluk için yaratıldığını görür. Bu nedenle Allah her şey onun övgüsünü tesbih eder ve ona secde eder buyurur. Sadaka eyleminde bazı yaratılmışlar birincil amaçça değil, dolaylı olarak diğerlerine ulaştırılmaktadır. Burada birinci ya da ikinci denilecek bir amaç da yoktur. Fakat hakikatleri anlatan ibareler bu gibi ifadelere yol açmaktadır. Allah'ın sadaka verenlerin içinden bir takım kulları vardır ki, Hak onları bu iki tabaka arasına yerleştirmiştir. Onlar sadaka verirken, sadaka verilenin dış varlığının baki olması için hak edişe bakarlar. Bu sayede o yaratılmış olan, yaratılışının sebebi olan Rabbine tesbih ve övgüsünü sürekli yapabilir. Fakat bu bekası yeme ve içmeye bağlı kimse söz konusu olduğunda onun yiyen ve içen olması bakımından değildir. Bu durum hak etmeyle meydana gelmez. Hak etme bekanın sebebidir ve onun vesileleri pek çoktur. Sonra bu ikisinden ortaya çıkan üçüncü tabaka iki gözle birden bakar. Bu ise zatının geriye yönünden hakka bakmaktır. Böylece onlarda seçim kalkar. Onlar ilahi masarların tesbih eden olduklarını görür. Dolayısıyla Allah'ı ancak kendi tesbih eder ve onu ancak kendisi över. Bu övgü övgü kazanmak için yoksulluktan kaynaklanan bir övgü değil, kendisinden kaynaklanan bir övgüdür. Bunlar diğerlerine göre salaka verenler ismine daha layıktır. Çünkü onlar dış varlıklarını kabul etmiş, hükmünü reddetmişlerdir. Hidayeti ulaştıran Allah'tır. Velilerden bir grup ise oruç tutan erkek ve kadınlardır. Allah onları kendilerini tutma özelliğiyle dost edinmiştir. Bu davranış onlar için Allah katında yükseklik sağlar. Onlar hakkın uzak tutmalarını emrettiği her şeyden nefslerini ve organlarını uzak tutarlar. Bu tutma emrinin bir kısmı vacip, bir kısmı menduptur. Allahu Teala bu grup hakkında sonra orucu geceyi tamamlayın buyurur. Bu ifade şehadet aleminde oruç tutmanın vaktinin belirlenmesine dikkat çeker ki bu vakit gündüzdür. Gece gayb için verilmiş gerçek bir örnektir. Gayb alemine eşlik etme derecesine ulaştıklarında ki gece de ifade edilir artık kendini tutma ortadan kalkar. Çünkü nefsi ve organları çünkü nefsi ve organları tutma yasaklanmış şeylerde olabilir. Bu ise şehadet alemindendir. Gayb alemi ise yasaksız emirdir ve bu nedenle emir alemi diye isimlendirilmiştir. Gayb alemi soyut akıl demektir ve gayb aleminde şehvet yoktur. Dolayısıyla gayb aleminde yükümlülük adına bir yasak yoktur. Öyleyse bu insanlar yüce kitabında Allah'ın kendini övdüğü gibidir. Onlar kendilerine emrettiği işlerde Allah'a asi olmaz ve kendilerine emredileni yaparlar. Allah herhangi bir konuda onlar adına bir yasaktan söz, etme, söz etmemiştir. Çünkü onların hakikatleri bunu gerektirmez. İnsan oruç tutarak beşeriliğinden aklına yükseldiğinde hiç kuşkusuz gündüzü kemale erer. Yasaktan ayrıldığı için de tutma ondan ayrılır. Aklıyla emir alemine katılır. Bu durumdaki bir insan kendisinde şehvetin bulunmadığı sırf akıldır. Bakınız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurur. Gece buradan geldiğinde, gündüz şuradan döndüğünde ve güneş battığında oruçlu iftar etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş şehadet aleminden batıp akıl alemine doğduğunda oruçlu iftar eder demektedir. Başka bir ifadeyle artık yasak kalmamış ve engel ortadan kalkmıştır. Çünkü onun aklı Hakk'ın geri durulmasını emrettiği şeyle beslenmemiştir. Beslenme onun doğasının payıdır. Bunu bilmelisin. Durum bu tarzda olup insan doğasının hükmünden hakkın yardımıyla yükselir. Tecelli ise düşüncesinin hükmünden onu yükseltir. Çünkü fikir unsurdan oluşan doğanın bir hükmüdür. Bu nedenle melekler düşünmez fakat unsur kaynaklı doğadan ve akıldan oluşan insan düşünür yani fikreder. Öyleyse akıl nefsi bakımından tecelli sahibidir. Bu durumda insan hayale eşlik eden doğal düşüncenin düşüklüğünden yükselir. Hayal ise duyudan ve duyulurdan bilgisini alır. Şair şöyle der: "Düşüncenin verdiği sıkıntıyı cesaretle at bir yana, gün yükselip ortaya çıktığında." Yani gün yükseldiğinde demektir. Bu kendini tutma halinde yükselmeyen kimse bizim sözün ettiğimiz istenilen oruçlu değildir. Allah'ı bilenlerin ve ehli olanların orucu böyledir. 78. kısım sona erdi. Onu Verilerden bir grup ise Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Vahsiyle başlayan 79. kısım takip edecektir.